Arkadaşlar belediye başkanımız şu anda alanımıza teşrif etmişlerdir. Rize Simidi, Rize Belediyesi'nin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenerek coğrafi işaret belgesini aldı. Başarısı büyük olan bu işin, yöremizin bu kıymetlerine severek, isteyerek ve özenle sahip çıkan belediye başkanımız Profesör Doktor Sayın Reşat Kasaba konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini davet ve arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Rize Belediyesi olarak birçok farklı çalışmaların yanında, yani altyapı, fiziki çalışmaların yanında sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerinde içerisinde bulunduk, bulunmaya da devam ettik. Bu doğrultuda bizim özellikle bölgemizin önemli değerlerinden biri olan Rize Simidi, önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bundan sonra artık Rize'nin bir markası olarak anılacaktır. Buna genel olarak Türkiye'de kel simit deniyor. Ancak kel simit olarak ifade edilen bu simidin kendi içerisinde bir takım katkı maddeleriyle özelleşen yapısı var. Yani Rize bir simitin ya da bir mamülün kendine ait bir marka olabilmesi için bu özellikleri taşıyor olduğu gösterilmelidir. Biz yaklaşık 1,5 yıl önce Rize Simidi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurduk ve bu doğrultuda artık şu anda belgesi elimizde olan Rize Simidi, Rize'ye ait bir marka olarak tescillendi. Bugün biz Rize Simidi'ni tanıtmak için toplanmadık. Bunu halkımızla paylaşmak için buradayız. Bu artık Rize'nin bir markası. Biliyorsunuz bundan önce Rize bezi, kuru fasulye, bu da Rize'mize tescillenen bir marka. Rize'mizin yine markası olan baston ekmeği, biliyorsunuz. Baston ekmeği tamamen Rize'ye ait bir ekmek yapısıdır, ekmek türüdür. Hem yapılışı hem fırınlanması bakımından diğer ekmeklerden farklıdır. Bu müjdeyi de burada veriyoruz. Bugün burada aslında hem simit için toplamıştık ama bir taraftan da baston ekmeğimiz de artık tescillendi arkadaşlar. Ve inşallah Mayıs ayında onun belgesi de bize gelecek. Yani belediyemize bilgisi gelecek. Şu anda askıda inşallah 2 aylık bir askı süresi var. Ondan sonra bu gerçekleşmiş olacak. Bir taraftan diğer çalışmaları yürütürken aynı zamanda kültürümüzün özelliklerini taşıyan değerleri de ön plana çıkardık. Ve bu doğrultuda önemli adımlar attık. Özellikle dışarıda yaşayan, gurbette yaşayan hemşehrilerimiz dönüşlerinde yanlarında torba torba simit götürdüklerini de biliyoruz. Bu manada kültür ve ekonomik değer oluşturmak açısından böyle bir faaliyeti gerçekleştirmiş olan başta benim tabii belediye arkadaşlarımıza, personelimize ve bu manada da bize katkılarını hiç esirgemeyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden hocamız doktor öğretim üyesi Ali Güvelioğlu'nu da burada teşekkürlerimizi bir boş biliriz. Bunun yanında bizim her zaman 5 yıl boyunca zaman zaman davetlerimizde ve özellikle Rize'yi tanıtım programlarımızda, Rize dışındaki faaliyetlerimizde yanımıza götürdüğümüz harmonika da Rize'mizin önemli bir değeridir. Maalesef unutulmaya yüz tutmuş bir değeridir. Onu da bu tanıtım programımız içerisinde yer almasını arzu ettik ve burada inşallah genç, yaşlı hep birlikte birazdan Sayın Valimizin de konuşmalarından sonra açılış, daha doğrusu tanıtım programından sonra inşallah hep birlikte horon, onun üzerinde de horon ederek hep şimdiye kadar kemençe ve tulumla bunu gösterdik. Amerika'yla da farklı bir havada horon olduğunu inşallah görecek Sayın Valimiz ve misafirlerimiz. Bu tür faaliyetleri Rize Belediyesi olarak önümüzdeki dönemdeki yönetimde olacak olan arkadaşlarımız da
Eminim ki çok daha iyi şekilde devam ettirecektir. Ben şimdiden onlara başarılar diliyorum. Ve böyle bir organizasyonda burada bulunduğunuz için başta Sayın Valimiz ve değerli protokolümüz ve hemşehrilerimiz size teşekkür ediyorum. Ve bu paylaşımdan dolayı ayrıca mutluluklarımı ifade etmek isterim. Hepiniz Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok güzel bir program için bir aradayız. Coğrafi işaretler meselesi benim de çok önemsediğim bir mesele. Şimdi toplumsal anlamda belki çok fazla kamuoyuna mal olmadı. Yavaş yavaş toplumsal algısı başlayan bir mesele ama artık modern dünyada, dünyanın her tarafında hem ticari anlamda, hem pazarlama anlamında, hem de tanıtım anlamında çok kullanılan bir ifadedir coğrafi işaret meselesi. Bu noktada belediyemiz çok güzel bir faaliyet yapmış. Rize simidimizin coğrafi işaretini almış, gerekli işlemleri tamamlamış. Belediye başkanımı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şunu hatırlatmak isterim. Mesela bana gittiğim zaman efendim işte Rize simidini yediniz mi? Ondan sonra hamsi kuşunu tattınız mı? İşte enişte helvası nasip oldu mu? Enişte lokumu nasip oldu mu? Ondan sonra Laz böreğini yediniz mi gibi sorular soruluyor ve benim Rize dışında işte birine de başkanımla beraber katıldık. Katıldığımız hemşeri programlarında hep bu ürünleri yiyoruz. Tabii coğrafi işaret sadece gıda üzerinde değil. Birçok ürün üzerinde oluyor. Çok yakında çok daha fazla ürünümüzde bu işaretleri göreceksiniz. Ama şimdi ben size bazılarının adını saydığımda her biriniz çocukluğunuza gideceksiniz, köyünüze gideceksiniz. Bakın şimdi bizim başkanımın da söylediği gibi coğrafi işaretini almış ürünlerimiz Rize bezi, Çayeli kuru fasulye yemeği, Dere Pazarı pidesi ve işte Rize simidi. Şu anda başvuru aşamasında coğrafi işaret almak üzere olan ürünlerimiz Anzer balığı, Rize çayı, Rize kavurması ve baston ekmek. Bu dördünün de yakında inşallah başkanımın dediği gibi işaretlerini alacağız. Ondan sonra da şunlar başlayacak sırada. Dediğim gibi arkadaşlarımı çalıştırıyorum. İşte belediyelerimiz, odalarımız, kaymakamlarımız çalışıyor. Stevia bu Çaykur'a özel bir şey. Onun dışında Rize mandalinası, Rize elması, Likapa. Bunları Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültemiz çalışıyor. Benekli alabalık. Bunu su ürünleri fakültemiz çalışıyor. Kokulu üzüm, Rize kivisi, bunu ziraat odamız çalışıyor. Rize kokulu üzüm pekmezi, İyidere plaki taşı, plaki ekmeği, bunu İyidere Belediye'miz çalışıyor. Pepeçura, muhlama, enişte lokumu ve kolat peyniri Rize Ticaret ve Sanayi Odası. Bu ürünlerde şimdi başvurusu devam eden ürünler. Ben de buradan günlük bunları takip ediyorum. Ve inşallah bunların yanına da yenilerini ekleyeceğiz. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü şehirler simgeleriyle yaşar. Bu bizim ecdadımıza, şehrimize, büyüklerimize ve ilimize olan sevgimizin göstergesidir. Sahip çıkma amacımızın göstergesidir. Ve coğrafi işaretler dediğim gibi bu tanıtımının sonunda ekonomik değer de kazanır. Bu güzel çalışması için Reşat Başkanımın başkanlığında tüm ekibine, Rize Belediye'mize teşekkür ediyorum. Bir Rizeli hemşerimiz olarak tebrik ediyorum. Bu çalışmaları yürüten diğer ekiplere de başarılar diliyorum. Ben de sıkı bir şekilde bunu takip ediyorum. Rize'miz, çok sevdiğimiz Rize'miz her şeyin en güzeline layıktır diyorum. Hepinize saygılar, selamlar sunuyorum. Tescil belgemiz. Çekiyoruz. Evet, ilimize, ülkemize hayırlı olsun. Evet, Esnaf Sanatkar Oda Başkanımız da burada. Aramızda Güven Aksoy Beyefendi.